Korkuyorum. Bazen şu köşeyi dönünce birden karşıma çıkacak diye. Bazen eve girdiğimde ışıkları açınca alaycı gülümsemesini göreceğim diye. Belki kahvemi içerken karşıma oturacak ve gözyaşlarıyla af dileyecek diye korkuyorum. Ama en büyük korkum bu değil. Belki dayanamam. Gözlerinin içine bakınca unuturum her şeyi. Belki affederim diye korkuyorum. Ayşegül, sakın salma kendini. Süslü sözlere inanma. Söylediği yalanları düşün kalbi yumuşayınca. Nasıl kandırıldığını. Yeni bir hayatın var artık senin. Yeni sokakların. Yeni kapıların. Hatta belki... Belki yeni bir... Sade Türk kahvesi. Hep bu saatte bunu içmiyor musun? Bu sefer getireyim dedim. Bugün nereye davetliyim? Nasıl olsa reddedeceksin. Bak normalde ben ısrarcı biri değilimdir. Ama bu kadar reddedildiğimi hatırlamıyorum. Ne yapıyorsun? Her seferinde duvarına çentik mi atıyorsun? Ses tonundan beni küçümsediğini ya da ciddiye almadığını düşünebilir miyiz? Hayır. Sadece yalnız kalma konusunda ısrarcı olduğumu düşünebiliriz. Kusura bakma. Gerçekten seni ilk gördüğüm andan itibaren bende derin izler bıraktın. Bunu ben mi yaptım? Ya hiç söylemedin. Aklımı mı okumaya çalışıyorsun? Okunmayacak kadar karışık. Bu kadar yalnızlık senin gibi güzel bir kadın için fazla değil mi? Yalnızlığı severim ben. Bence yalnızlıkla aranda bir aşk nefret ilişkisi var. Hadi biraz sana etrafı gezdireyim. Olur mu?